Erciş, Van'ın en kalabalık ve en gelişmiş ilçesi. Doğal güzelliğini Van Gölü'nün maviliğiyle bütünleyen Erciş'in geçmişi tarih öncesi dönemlere uzanıyor. Kimi kaynaklara göre Urartular tarafından kurulduğu belirtilen ilçe, Med, Pers, Roma ve Bizans gibi pek çok kültürün egemenliğine girmiş tarihi boyunca. Erciş'in bu köklü tarihi kültürel bir zenginliği de kazandırmış ilçeye. Erciş hem tarihi dokusuyla, hem doğal güzellikleriyle, hem de modern bir kent olarak Doğu Anadolu'nun gözde ilçeleri. Van Gölü Havzası'ndaki en geniş ovalardan birinde yer alan Erciş, Süphan Dağı'nın heybetini, Van Gölü'nün sakin maviliğini ve eşsiz bir folklorik mirası duyumsayarak başlıyor her yeni güne. Bu folklorik zenginliğe, yöre kültürüne emek veren, gönül verenlerden biri de Mehmet Bülbül. Bizim köyde düğün var, gel oyna, gül oyna, sen oyna. İçinde sevdiğim var, gel oyna, gül oyna, geç paşa mendil salla. Sevdiğini almayan, gel oyna, gül oyna, gül oyna. Demesin düğünüm var, gel oyna, gül oyna, geç paşa mendil salla. Tey tey! Bizim köyün kızları gel oyna, gül oyna, sen oyna. Çekilmiyor nazları, gel oyna, gül oyna, geç paşa mendil salla. Dillerde söyleniyor, gel oyna, gül oyna, sen oyna. Erdiş'in güzelleri, gel oyna, gül oyna, geç paşa mendil salla. 1955 yıllarında bu türkülere başladım. Düğünlere vardık, düğünlere gittik. Bizim düğünler demeli çevirmeli olarak devam ediyordu. Ve 55-80 yıllarına kadar 79 tane türkü yaptık ve Kültür Bakanlığı'na arşive kaydettik. Bu türkülerin arasında 16 tanesi notaya alınmış şu an için TRT'de ve bazı sanatçılar tarafından okunmaktadır. Vatanım, cennetim benim. Al kanla yoğrulmuş bayrağım benim. Seher vakti yüksek yerden bakışın güzel Türkiye'm. Dört mevsimin ayrı ayrı nakışın güzel Türkiye'm. Bayrak şeref şanımızdır. Ay yıldız öz canımızdır. Üstündeki kanımızdır, sana layıktır Türkiye'm. Türkiye'min şeref şanı, şehitlerim dökmüş kanı, Mehmet Bülbül'ün öz canı, sana kurbandır Türkiye'm. ...1980'den sonra şiir yazmaya başladım. Ve 200 tane şiir yaptım. Onu bir kitap haline getirdik. O kitabım şu an için mevcuttur yani, hazırda. Bu kitapta 100 tane türkünün birer dörtlüğü vardır. Ayrıyeten Erdiş'e has olarak maniler vardır, deyişler vardır. Ve geri kalanı da şiirler vardır. Mesela anne üzere, baba üzere, evlat üzere, tabiat üzere, insanlar üzerine, anne baba üzerine şiirler yapmışım. O şiirlerimi de 2009'da kitap yaptım. İkinci bir kitap yapmak arzusundayım. Bitmiş durumda. 100. yılda, 100. yıl üniversitesinde profesörler tarafından incelemektedir o kitabım. Bu kitabım dini bir kitap olacaktır. Peygamberlere ait olan 28 peygamberin hayatını yazmışım ve yaşantılarına ait de şiirlerini yapmışımdır. O 28 peygamber ne şekil cefalar görmüş, ne şekil yaşantılarına ait şiirlerini yazmışım alt kısmına. Yine şiirleri bana aittir. Thank you.
elinde maşa, gider ataşa, kızlara paşa, menşure... Erdiş'in öz türküleri, birçok türküler Emrah'tan kalma, onları dile getirdik, onları derledik. Birçokunu da ben kendim sözünü yazdım, müzik arkadaşlarıyla beraber çalıştık ve müziğini yaptık. Onu da kaydettik arşive. Menşure Hanım Erdiş'te bir bayan. 1950-55 yılları arasında, tabi gönül ferman istemez derler, Menşure Hanım şimdi de yaşıyor yani. Erdiş'te değil, Van'da yaşıyor. Kocaya gitmiş. Bu gönül ferman istemez. Bir gün düğüne girdik tabi, düğünde folklor oynuyor. Ben de aniden dile getirdim işte, elinde mili bülbüldür dilim, mahallenin gülü Menşure Hanım diye oynadık ve bu türküyü dile getirdik. Elinde oya gidiyor toya, dodağı boya Menşure Hanım. Elinde oya gidiyor toya, dodağı boya Menşure Hanım. Tey 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 tey. Elinde mili bülbüldür dili, mahallenin gülü Menşure Hanım. Elinde mili bülbüldür dili, mahallenin gülü vah Menşure Hanım. Tey tey tey. Yüksek konağın gelini gelir sallanı sallanı, görser konağın yolunu, almayınca gitmem seni, görser konağın yolunu, almayınca gitmem seni. Yöre türkülerini ve oyunlarını gelecek kuşaklara aktarmaya kararlı Mehmet Bülbül. Mehmet Bülbül, yörenin türkülü oyunlarına sesiyle değer katıyor. O, seslendirdiği her yöresel türküyle, Erciş'in özgün kültürüyle daha da yakınlaşıyor. Yöreye özgü her türkü, her oyun ona Erciş'i anlatıyor, yani doğup büyüdüğü toprakların tüm öyküsünü, tüm birimini. Mehmet Bülbül'ün hedefi ise, Erciş'i anlatmak, yöresinin yaşam kültürünü ve folklorunu tanımak, yaşamak ve yaşatmak. Eganistan gelir kervan, bizim de kalmadı derman. Komşu kızı ben sana hayran, almayınca gitmem seni. Komşu kızı ben sana hayran, almayınca gitmem seni. Çok kısa sürede yani hem söz hem müzik şeyi üretebiliyorsunuz yani. Gerçekten sizin gibi değerlere sahip çıkmak lazım her zaman. Ben bunu 1960'tan beri bu türkü sözlerini yazıyorum, türküleri yapıyorum, derliyorum. Malumunuz eskiden demeli çevirmeli türküler vardı. Demeli çevirmeli de mesela ilk bukleyi ve ilk kıtayı mesela siz söylediğinizde ikinci bir okuyucu da onun tekrarını söylüyordu. Aynen. Aynı o şey. Benim sözümü mesela ben diyorum ki şık şık bilezik kolunda kolunda sallanır hamam
Yolunda, yolunda. Benim bu dediğim sözü siz çeviriyorsunuz. Evet. Aynısını. Demeli çevirmeli siz bu. Bir demeli yani çevirmeli oluyor ve folklor da öyle devam ediyor. Mehmet abi. Efendim. Bu son zamanlarda çok güzel bir türkü yapmıştın. Havur'un kızlar yıkalım bu kenti. Bunun bir şeyini bize açıklık getirebilir misin abi? Havur'un yıkak bu kenti türküsünü. Bir düğüne gittik. Tabi düğünde baktık ki kızlar dağılmış ve yerde hemen hemen haraba gibi bir hale gelmiştir. Ben orada düşündüm, ya dedim ben bunlara bir türkü yapayım. Evet. Ve o sözlüğü orada yaptım işte. Havurun yıkak bu kenti, burada kızlar dükendi. Havurun yıkak bu kenti, burada kızlar dükendi. Çok güzel. Ve sözlerini sonradan sözlerini yazdım. Müziğini de aynı anda mı yaptınız yoksa anda, yazdıktan sonra mı şey aylarca yaptınız? Uğraştık. Bunun tabi müziğini ne şekil yapalım, nasıl bir makam bulalım, nasıl bunu yerleştirelim. Ve en son işte siz gibi arkadaşlarımız, müzisyenler geldiler bir araya. O yazmış olduğum söze bu müziği bulduk ve böylece türküyü yaptık. Önce isterseniz bir bukle okuyun, bir müziğine bakalım. Nasıl bir... Olur. Makamlarına bakalım. Makamı şöyle bir şey. Tabii bunun müziğini de biz yaptık kendimiz. Şöyle bir şey yaptık. Dama serdim in deri, eridim kaldım deri. Şimdi bir hayal oldu, erdi şimdi günleri. Ha vurun yıkak bu kenti, burada kızlar tükendi. Ha vurun de vurun siz vurun yıkak bu kenti, burada kızlar tükendi. Tey 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 tey. Davul zurna çalıyor, kız nişanın geliyor. Oğlan oynamak ister, kız oğlanı koymuyor. Ha vurun yıkak bu kenti, burada düğün tükendi. Ha vurun de vurun siz vurun yıkak bu kenti, burada düğün tükendi. Havluya attım in der, yüzünü bana dön der. Eğer gönlüm bendese, anama elçi gönder. Ha vurun yıkak bu kenti, burada düğün tükendi. Ha vurun de vurun, siz vurun yıkak bu kenti, burada düğün tükendi. Bende şu an için 6-7 tane oyun var. Bu oyunlar Türkiye'nin hiçbir yerinde hiçbir folkloru oynamamıştır. Ama şimdiki gençler de bir türlü uyum sağlamıyorlar yani bu oyunu oynayalım diye oynayamıyorlar. Çünkü saz çıktı ya, saz aynı makamda çalıyor gidiyor, onlar da tutup öyle gidiyorlar. Halbuki öyle değil. Bizim yapmış olduğumuz folklor, bizim yapmış olduğumuz oyunlar daha farklıdır. Düğünlerde öyle söylenirdi ki akşamleyin folklor tutardı, sabahleyin bir bakardım birisi kapıyı açmış derdi ya güneş çalıyor, halen folklor devam ediyor mu? Bizim zamanımızdaki folklorlar 3-5 makamda oyun oynanırdı ve sabahlara kadar devam ederdi. Erciş'te
yöresinin kültürel değerlerini geleceğe taşımaya görev bilmiş, amaç edinmiş bir sıcak yüz Mehmet Bülbül. O, yöreye ait türküleri ve halk oyunlarını derleyerek bu kültürel emaneti unutulmaktan koruyor. Sözlü halk oyunlarına sesiyle renk katan Mehmet Bülbül'ün seslendirdiği yöre türküleri Erciş'ten çok uzaklarda yankılanıyor. Duyarlılığını yazdığı şiirlere de yansıtan Mehmet Bülbül, dillerden düşmeyen Menşure Hanım türküsünün de söz yazarı. O, yaptığı çalışmalarla Erciş'in folklorik zenginliğine katkıda bulunan ve bu değerlere ömür katan bir sıcak yüz. Mehmet Bülbül, Erciş'in sıcak yüzü. O, Anadolu'nun sıcak yüzlerinden yalnızca biri. Yaktı beni yaratışı, gurbet elde boynu bükük, koydu beni yaratışı. Gurbet elde boynu bükük, koydu beni yaratışık. Yaprağını döktü güller, feryat eder her bülbüller. Yarımı götürdün eller, yaktı beni yaratışı. Götürdü yarımı eller, yaktı beni yaratışı.